Yani pek belki doğru olmayabilir bu soru ama yani sizin az önce söylediklerinizden ben özellikle Millet İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer dört partinin birlikte kurduğu listeye bir eleştiriniz olduğunu anlıyorum. Çünkü şöyle söylüyorsunuz, diyorsunuz ki dördüncü sırada bir Gelecek Partili var. İşte başka bölgeler için de benzer şeyler söylediğiniz zaman. Şimdi şu. Siz orada yani orada yapılan sonuçta bir ittifak ve o ittifak aslında aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayını da desteklediğiniz bir ittifak. Burada yani size gelen tepkiler, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi listeleri ya da Millet İttifakı listeleri bir hayli konuşuldu, iki gündür bunları konuşuyoruz. Sizin oradan aldığınız geri bildirim sizin lehinize bir durum oluştuğunu mu gösteriyor bu şartlarda? Ya da siz de bunu eleştiriyor musunuz? Çok uzun zamandır yani. Burada söylediğim hiçbir şey, diyelim ki bundan 3 yıl önce, 1 yıl önce, 6 ay önce söylediğim hiçbir şeyle çelişmez. Niye? Bizim bir doğrultumuz var, bir dünya görüşümüz var, bir siyaset anlayışımız var. Ona uygun olarak yaklaşımlar geliştiriyoruz ve bunlar esastır. Ben, diyelim ki Millet İttifakı altılı masaya dönüştüğü aşamadan itibaren henüz yeni Millet İttifakı oluşmamıştı. Altılı masa ortaya çıktı. Bize görüşlerimiz soruldu. Ne düşünüyorsunuz altılı masa hakkında? Ben çok açık söyledim. Bir, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu kutuplaştırıcı siyaset ikliminde bu kıymetli ve önemli bir şeydir. Buna öyle dışarıdan akıl vermek, hariçten eleştiriler yapmak falan doğru değildir. Yani bu iklimde, Türkiye'nin bu ikliminde böyle bir masanın kurulmuş olması bir kere saygıdeğer bir davranış. Dolayısıyla oraya emek verildiğini de görüyoruz ve hani orayı yıpratıcı bir takım müdahalelerde bulunmayacağız. Dikkat edin, bakın pek çok siyasetçi o masanın dışındaki sürekli masaya akıl veren yaklaşımlar geliştirdi. Biz objektif tahliller dışında özel bir eleştiri yapmadık. Ama şu objektif tahlili de kamuoyuyla paylaşmamız lazım. Ahmet'in bir lafıydı, bir toplantımızda söyledi. Çok yani bence özetliyor. En solunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu bir ittifak bu. Sağdan saymaya başlıyoruz, sola gelmeden bitiyor. Böyle bir ittifak. Şimdi bunun adını koymamız lazım. Bu ittifakla bizim Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtuluş konusunda bir ortaklığımız var. Buna ilişkin de hiçbir tartışmamız yok. Yani biz bu ucube sistemin değişmesi konusunda aynı şeyleri düşünüyoruz. Fakat sonrasında kurulacak yeni Türkiye'ye dair ise neredeyse hiçbir konuda aynı düşünmüyoruz. Şimdi bunun da adını koymamız lazım. Yani dolayısıyla ben Türkiye'de mesela yine bir espri ile karışık söyleyeyim. Mesela parlamentoda milli görüşçü olmayanların azınlıkta kalacağı kesinleşti şu anda. Her tarafta milli görüşçü var. Şimdi bunu söylemeyelim. Çünkü en çok çatıştığınız konu hangisiydi? Toplantılar yapıldı çünkü. Hangi toplantılarda? Siz kendi içinizde. Ya biz şimdi şunu çok önemli buluyoruz. Bakın Türkiye'de geride kalan 20 yıl boyunca pek çok değer ayaklar altına alındı. Cumhuriyet'in bütün değerleri ayaklar altına alınmış durumda. Dolayısıyla biz buna kesinlikle sahip çıkmak durumundayız. Mesela açık konuşacağım. Laiklik demek ayıp bir şey sayılır hale geldi bu ülkede. Yani endişeli muhafazakarlar var diye bir tartışılması teklif bile edilemeyecek bir fikir var ortada. Ve aman o endişeli muhafazakarları tedirgin etmeyelim diye laiklik lafı edilemez hale geldi. Oysa ben şunu söylüyorum, bütün endişeli muhafazakar yurttaşlara sesleniyorum. Sizin bu ülkede özgürce yaşayabilmenizin güvencesi de laikliktir. Laiklik bu ülkede inanan, inanmayan, farklı inançlara sahip tüm yurttaşlarımızın hep beraber bir arada yaşaması için tek gerçek seçenektir. Şimdi bunu söylemekten korkmamamız gerekiyor örneğin. Başka bir şey söyleyeyim. Mesela konuşmada vardı gene bizi en çok eleştirdikleri konulardan bir tanesi. Hesaplaşma başlığı. Biz bu konuda bak açık söylüyorum bir adım geri atmayız arkadaşlar. Yani biz işte örneğin adaylarımızı biraz incelediğinizde de bunu görürsünüz. Adaylarımız bu iktidarın yanlış politikaları, bu iktidarın doğrudan sorumlu olduğu bir takım sözde kazalarda, sözde katliamlarda hayatını yitirenlerin annelerinden, babalarından oluşuyor mesela. Bu bir tercih. Niye bunu tercih ediyoruz? Şunu düşünüyoruz ya arkadaş, bunların üzeri kapatılamasın. Ya bu memlekette iktidarın 20 yıl boyunca işlediği suçların üzeri kapatılamasın. Birisi bunun hesabını sorsun. Birisi çıksın desin ki kardeşim bu iktidarda şu bakan, şu bürokrat bunlar suç işlediler. Yolsuzluk yaptılar, hırsızlık yaptılar, insanların ölümüne sebep oldular ve bunların üzeri örtülemesin. Şimdi biz mesela bu konuda çok iddialıyız. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bu yaşadıklarımız. Yani şöyle değil. AKP'den kurtulduk, defteri kapattık, hadi önümüze bakalım. O zaman 3 yıl sonra, 5 yıl sonra AKP gider, BKP gelir. Ama memleket bu karanlıktan kurtulamaz. Eğer köklü bir kurtuluş arıyorsak, yani Türkiye'nin bir daha bunları yaşamasını istemiyorsak,
yapmamız gereken şey kararlı bir hesaplaşma çizgisidir.